Herkese merhabalar, ben de Raho. Yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoda hem Bitcoin'in bir genel görünümüne bakacağız, hem de yarın açıklanacak olan Fed faiz kararında nasıl etkileri olabilir, beklentiler ne yönde ve gelecek açıklamalardan sonra Bitcoin'e ne tür hareketler görebiliriz? Kısaca bunlara değinmeye çalışacağım. Öncelikle Bitcoin'in bir genel görünümüne bakalım, sonra da faiz kararının etkilerini inceleyeceğiz. Bakacak olursak ilk önce değinmek istediğim nokta fiyat buradaki 29 bin dolar bölgesini kırdıktan sonra hızlı bir düşüş yaşadık ve burada 24 bin dolar bölgesine bir destek olarak gösteriyorduk. Ancak harekete baktığımızda buradaki destek bölgesi yani hiç çalışmamış durumda. Fiyat burada bir tepki almayı bırakın vakit bile geçirmeden kırmış burayı. Zaten buradaki aslında geçmişe bakarsak geçmiş hareketlerde yani Bitcoin buradaki 20 bin dolar bölgesini kırdıktan sonra burada iyi yaptığı hareketten dolayı burayı bir destek bölgesi olarak göstermiştik. Şimdi günümüze tekrar dönelim. Dediğim üzere fiyat burada hiç yani zorlanmadan kırmıştı. Ancak yani destek olarak hiç çalışmayan bölge Bitcoin işte direnç olarak sıra dirence gelince yani çok güçlü bir şekilde çalıştı ve fiyat işte 20 Temmuz civarındayken 24 bin dolar bölgesini test etti ve sonrasında düşüşe geçti. Ardından buradaki 21.600 dolar bölgemizin tekrardan yani en azından şu bölgede çalıştığını görmekteyiz. Sonrasında ise fiyatı bir nebze üzerine tutabilse de fiyat şimdilik buranın altında kırmış durumda. Kısa vadeli olarak bakacaksak şu an bizim için buradaki 20 bin dolar seviyesi oldukça önemli olmuş olacak. Gelelim Fed'in faiz kararına. Fed faiz kararı yarın yani 27 Temmuz Çarşamba günü saat 21'de yani akşam saat 9'da açıklanmış olacak. Beklenti 75 baz puan faiz artışı yönünde olacak. Peki 75 baz puan faiz artışı olursa ne olacak? Açıkçası yani şu an beklenti bu yönde olduğundan dolayı bütün para piyasaları bunu fiyatlamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz daha nasıl desem nötr bir yaklaşım olacaktır eğer bu geldikten sonra. Peki beklentinin daha az altında bir faiz artışı olduğunu varsayarsak o zaman da yukarı yönlü bir hareket görmemiz nasıl desem ihtimal dahilinde olacaktır. Tam tersi bir durumda yani 75 değil de 75'in üstü örneğin 100 baz puan faiz artışı ki bazı nasıl desem kaynaklara göre bazı iddialara göre işte 100 baz puan artışının da çok uzak olmadığını bunun da gelebileceği yönünde içerikler üretilmiş. Eğer beklentinin üzerine bir faiz artışı gelirse de muhtemelen o zaman da yani kötü günler biraz daha devam edecek diyebiliriz. Buradaki 20 bin dolar bölgesi artık bizi tutabilir mi? Ne kadar tutar? Orası biraz soru işareti olarak kalacak. Fed faiz kararı dediğim gibi yarın saat 9'da açıklanmış olacak. Zaten bu açıklamanın ardından saat 9.30'da da akşam saat 9.30'da da Fed Başkanı'nın açıklamaları olacak. Geleceğe yönelik biraz daha oradaki açıklamalar da önemli. Nasıl yaklaşacakları önemli. Bir sonraki açıklaması yani bir sonraki Fed faiz kararı ise 21 Eylül Çarşamba günü olacak. Yani aradaki yaklaşık olarak işte bir 2 aylık sürede biraz daha rahatlayabiliriz. Ancak buradaki rahatlamanın gelebilmesi için bu yani iki Fed kararı arasındaki gelecek olan atıyorum enflasyon verilerinin iyimser gelmesi oldukça önemli olacak para piyasaları için ki bazı kaynaklara göre de enflasyon verilerinin artık biraz daha düşeceğini, iyileşeceğini söylüyorlar. Bunun sebebi olarak da enerji piyasalarındaki örneğin petrol gibi fiyatların düşmesini sebep olarak gösteriyorlar. Bugünkü
videoda dediğin gibi genel olarak bir son durumu toparlamaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese karlı işlemler diliyorum.